parkını kurmayı başarmış gerçek bir lider. Alkışlarınızla her anında İzmirlilerle birlikte olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Menemenlilerle kucaklaşmaya, yürek yüreğe, omuz omuza geliyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sizleri selamlıyor. Bankaların en çok sorduğu soru nedir? Aradığında ne diyor? Annenizin kızlık soyadı diyor. Annemin kızlık soyadını bilen var mı? Menemenlioğlu. Hemşerilerim merhaba. Akrabalarım merhaba. Güzel İzmir'in güzel insanları. Güzel İzmir'in güzel insanları. Menemen'in alnının terini ama toprağı ama tezgahı damlatan, o terden bereket fışkırtan, haramdan ve yalandan korkan, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan yiğit insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bir kez daha Menemen'deyiz. Ben hayatının çok önemli bir kısmında herhalde 2 ayda bir, 3 ayda bir Menemen'e gelmiş gitmiş. Burada akrabaları olan, arkadaşları olan, sevdikleri olan ve Menemen'i de Menemenlileri de çok seven birisi olarak yanı başınızdaki komşunuz Manisa'nın bir evladı olarak İzmir'de büyümüş Selanikli bir anneannenin, Üsküplü bir dedenin ve 2 emekli öğretmenin oğlu hemşeriniz olarak size ilk kez böyle bir siyasi mitingde genel başkanınız olarak hitap etmekten büyük bir onur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Her sene 23 Aralık'ta burada oluyoruz. Menemen'in bizim açımızdan bir önemi var. Menemen'in bizim açımızdan bir anlamı var. Menemen'de bizim bir yürek acımız, Menemen'de bizim bir davamız, Menemen'de bizim asla boşlamamız gereken bir gerçekliğimiz var. Burada Asteğmen Kubilay'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu genç cumhuriyetin düşmanları, Kubilay'ın kafasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kafası başı kabul edilerek bu cumhuriyetin kadına seçme seçilme hakkını veren bu cumhuriyetin insanlara kul teba olmaktan yurttaş olmaya getiren bu cumhuriyetin köle gibi çalışmak yerine onurlu birer yurttaş olarak değer veren bu cumhuriyetin kararları bir tek adamın vermesi yerine milletin seçtiklerinin vermesini sağlayan bu cumhuriyetin bütün devrimlerine, bütün kazanımlarına karşı olan caniler Kubilay'ımızı ve bekçilerimizi katlettiler. Bizim onlarla bir hesabımız var. Görülmedik bir hesabımız var. Bir davamız var bizim. Ve özellikle o günden bugüne çok zaman geçti. 94 yıl geçti. Yüreğimizdeki acı, ateş dinmedi. Ve bugün
siyaseten rekabet içinde olduklarımızın önemli isimleri. Bugün partide daha geçtiğimiz günlere kadar genel başkan vekili olan Numan Kurtulmuş. Biz CHP zihniyetiyle 150 yıldır karşı karşıyayız diyordu. 150 yıldır. Baktığınızda 150 yıl öncesine doğru. Biz birinci meşrutiyetten yanaydık. Onlar karşıydılar. Biz Jön Türklerdik. Onlar damat Ferit hükümetini savunanlardı. Onlar 33 yıl meclisi kapalı tuttular. Biz ikinci meşrutiyetçileriz. Kurtuluş Savaşı geldiğinde donanma yanaştı. İngiliz zırhlısına birileri kırmızı halı serdi. Bizimkisi Kartal İstinbotu'nun ucunda, gözler ufuk çizgisinde, yanındaki yaverine korkma evlat, geldikleri gibi gidecekler dedi. Karşımızdakiler Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden, arka bahçesinden İngiliz zırhlısıyla kaçtılar. Bizimki Bandırma vapuruna çıktı. Samsun'a memleketi kurtarmaya, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaya gitti. Ve gün geldi, öldük, şehit olduk, can verdik ama bu ülkeyi o dış güçlere, istilacılara, emperyalistlere teslim etmedik. Savaş kazanıldı, cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyetin daha 7. yılında cumhuriyetin kurulmasını hazmetmeyenler Kubilay'ın başını kestiler, Menemen'de gezdirdiler. 150 yıldır karşı karşıyayız diyenlerin aslında bilinç altında ne söylediklerini, Recep Tayyip Erdoğan'ın 200 yıldır bu memlekete istikamet dayatıyorlar derken bu meseleyi 1808'deki Senedi İttifaka, yani padişahın yetkilerinin ilk kez paylaşılmasına kadar çektiğini, bugün de hala saltanat hayali kuranların, hilafet hayali kuranların, cumhuriyetin kurucu babalarına, kurucu kadrolarına minnet değil, husumet duyanların Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında durduğu ortada. Geçen seçimlerde Menemen'de bir seçim yapıldı. Halk bir karar verdi. Belediye seçildi, meclis seçildi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi kendisine doğrudan gelen bir ihbarı görevlendirme yaparak, inceleyerek yerinde buldu. Savcılar harekete geçmeden harekete geçti, gereğini yaptı. Sonra devlet de gereğini yaptı. Sonra belediye meclisi kendi içinden seçimini yaptı. Sonra o seçim sırasında orada AK Parti adına bulunan ve orada kura çekeceğiz, bu yöntemle çekeceğiz diyen, sonra koşup mahkemeye başvuruda bulunan, usulüne uygun olduğu halde kura, onu mahkeme heyetine baskıyla değiştiren birisi, Menemen'in iradesinin dışında birisi tarafından yönetilmesini sağladı. Tabii o sırada geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip de o oylamada, o gizli oylamada artık hepimizin bildiği ve ne yaptıklarını, niye yaptıklarını, nasıl yaptıklarını bildiğimiz o birkaç tanesi var ya, onlar Özgür Özel'in hafızasında. Onlarla günü gelince hesaplaşacağım.
ölsem gitsem bu partinin genel başkanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı, onun emanetinin sahibi olarak ölsem gitsem iki elim yakalarındadır. Onun hesabını onlardan soracağım. Şimdi hileli kuracı Hamza da gelmiş İzmir'e büyükşehir adayı olmuş. Hileyle, kurayla, baskıyla, hakimlere baskıyla belediye başkanı yaptıkları da gelmiş şimdi tekrar aday olmuş. Bakın, ben belediye başkan adayımız hukukçuyum. Ben 2011'den beri hukuk yapılan bir yerdeyim. AK Parti'nin hukukta hiç saymadığı şey suçun şahsiliği ilkesi. Bunlar darbeden sonra Bankasya'ya para yatıranı işten attılar. Bunlar darbeden sonra çocuklarını FETÖ'nün okullarına yollayanların kardeşlerini memuriyetten attılar. Bunlar darbeden sonra FETÖ'nün dershanesine giden kadının kocasını işten attılar. Ve biz hep şunu söyledik. Suç şahsidir, aileye karıştırmayın diye. Şimdi garibanlar olunca, yoksullar olunca, kimsesizler olunca suçun şahsiliği diye bir şey yok. Onu işinden atıyorsun. Ya diyorlar ki kardeşi için polislikten attın. Kendi suçu yok. Bu ne yapacak? Ne yaparsa yapsın. Nasıl doyacak? Ağacın kökünü yesin diyorlar. Ama birazcık garibanlardan godomanlara gelince işin seyri değişiyor. Örneğin Fettah Tamince diye bir zengin adam olunca uçaktan inmiyor. Darbe gecesi Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanlığı'nı ertesi sabah boşalttılar. İzmir'deki en güçlü, en zengin FETÖ'cünün yerinde darbe gecesine kadar bedava oturuyordu ve kabloyu bağlamış olan da Hamza Dağ'ın kendisiydi. Şimdi burada da belediye başkan adayının kardeşi kimmiş? Normalde biz ilgilenmeyiz. Ama sen yoksullarda, garibanlarda kardeşten, eşten, hatta eşinin kardeşinden mesul tutacaksın. Sonra o gece benim de içinde bulunduğum sırada meclise bomba atan, yargılanan, müebbet hapis alan bombacı pilotun kardeşini burada belediye başkanı yapacaksın. Bir daha söylüyorum. Bana kalsa kimse kardeşinin suçundan mesul tutulmamalı. Eğer kendi bir bağlantısı yoksa, o işin içinde gövdesiyle yoksa kimse kardeşinin suçundan mesul olmamalı. Ama herkes mesul. Buraya gelince burası mesul değil. Sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor. Ya satılan arsaları söyleyeceğim de aklıma geldi. Hiç arsa satmadan belediye başkanlığı yapan biri vardı, Tahir Şahin. Ednancığım sen güçlü kuvvetli adamsın. Tahir Başkan, bak hiç tarla satmadan bu meydanı yapan Tahir Şahin var. Bir de aday adayıydı. Ben aday olayım dedi. Değerlendirmeler yapıldı. Bir başka aday belirlendi. Belirlendiği gün burada aday açıklanırken geldi adayın elini kaldırdı. Beni aradı. Sonuna kadar adayın da partinin de hizmetindeyim. Yeter ki bunlar gitsin dedi. Başkanım diyorum. Kazanınca birlikte oluruz.
Yok diyor. Ben diyor bir ayağım Menemen'de, bir ayağım Yeni Foça'da, bir yaşında da torunum var. Bekliyorum Temmuz'da gelsin diye. Mücadelem tamamen bu haramiler gitsin diye diyor. Bir aday olayı daha var. Karayollarında görev yaparken çok hizmeti oldu. Gönlünden çok geçti, çok istedi. Belediye başkan adayı oldu. İzmir Büyükşehir'deyken buraya çok katkısı oldu. Ali Kemal Elitaş kardeşim, o da gelsin. Şimdi dur, neredesin? Yani sonra Meral Hanım diyor ki özgür gibi oldum. Geç ortaya geç. Kaldır ellerini bakalım, kaldıralım şöyle bir. İşte manzara bu. Slogan atın canımı yiyin. Benim çok sevgili hemşehrilerim, komşularım. Birinin partili olması önemli. Göreve gelirken de bakıyoruz partili mi diye. Ama birinin gerçekten ne kadar partili olduğu aday gösterildiğinde değil, gösterilmediğinde belli olur. Ali Kemal Başkan'a da, Tahir Başkan'a da yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu arada bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkese, hepimize yer var. Ne görev biter, ne seçim biter, ne hizmet etmek isteyenin aşkına karşı kimsenin gücü yeter. O yüzden buradan söylüyorum. Kırgınlık, küskünlük yerine böyle günlerde birlik ve beraberlik gerçek vatanseverliktir. Böyle davrananları yürekten alkışlıyorum. Davranmayanları da ikna etmeyi hepinize bırakıyorum. Tabii bir yandan bu cumhuriyet, ben şimdi anladım neden ses gelmiyor. Şeylerin önünü kapıyorsunuz, ondan gelmiyor. Ben de diyorum ilk yapıldığında bu mikrofonlar çok iyiydi, sonradan bozuldu. Şimdi gel başkanım, sen ortada dur, ortada. Öyle öteye gitme, adayın yanına geç. İl başkanımızın şahsında bütün örgütü bir alkışlayalım. İzmir. İşte başkan. İşte örgüt. İşte başkan. İşte örgüt. İşte başkan. Bu cumhuriyet 100 yıl önce kuruldu. Kurulduktan sonra büyük devrimler yaptı. Devrimlerin en önemlilerinden bir tanesi kadınlara verilen haklardı. Önce Medeni kanun geldi, kadına seçme seçilme hakkı geldi ve kadın eşit bir yurttaş, eşit bir birey olarak genç cumhuriyetin her zaman başının tacı oldu. Şimdi cumhuriyetin ikinci yüzyılındayız ve yeni bir devrim yapmakla meşgulüz. Atatürk'ün partisinde, Atatürk'ün annesine emanet ettiği İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 tane kadın belediye başkanımız olmuş. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bu dönem 30 adaydan 9'u, 9'u da seçilecek yerden kadın adaylarımız var. Burada önemli devrimin en simge kentlerinden bir tanesi Menemen'de Deniz Başkanımızı önce bütün kadınlara emanet ediyorum. Sonra onu Menemen'in kadın haklarına saygılı, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerine saygılı
bütün erkeklerine emanet ediyorum. Ve İzmir'deki bütün kadınlarımızın, kadın adaylarımızın ve 40 yaş altındaki 12 tane adayımızın seçimde gösterecekleri başarı, gelecek dönemlerde kadın adayların ve genç adayların önünü en çok açacak, İzmir'e en yakışacak ve bundan sonra geriye gitmeyen bir kazanım İzmir'deki sizin gibi devrimciler sayesinde olacak. Gel başkanım. Al gel hemen. Kadir Bey nerede? Buyurun buyurun buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Açın kapıyı arkadaşlar. Seyrek Belediye Başkanımız. İnşallah az. Geliyorlar mı? Tamam. Başka var mı? Eski belediye başkanlarından. İrfan Başkan'ı gördük. İrfan Başkan da geliyor. Abi aç kapıyı aç. Burayı da açın. Alalım. Şimdi görüntü tam olsun. İnmeyin inmeyin. Sevda da korkuyor biz inelim mi diyor. Yerin garanti senin. Sevda'yı da bir alkışlayalım. Kadın milletvekilimiz. Gurur duyuyoruz kendisiyle. E şöyle bir al. Merhaba. Hoş geldin başkanım. Başkanım hoş geldin. Hoş geldin. Şöyle bir ortamızı alın. Ya bunu ben senin elini tutayım. Şöyle bir hep birlikte bir elleri kaldıralım. Başarıyı gösterecek. Menemen bu büyük birlikteliği gösterecek. Bir gerçek var. Ne dedim? Buraya aslında seçilmediği halde birini getirdiler. Bu Menemen'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu belli. Gücü belli. Ama o belediye başkanına dediler ki sana bütün yetkileri veriyoruz. Menemen'de ne buluyorsan hepsini sat. Bununla bir şeyler yap, bir kısmını da bizim tarafa at. Öyle mi Tahir Başkanım? Şimdi şöyle oldu, şöyle oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Şöyle oldu. 2009'da belde belediyelerinin malları büyükşehire geçti. Tahir Başkan döneminde bir tanesine el sürülmedi. Bu mallar bizim Emir Alem'in ve Seyre'in ağırlıklı olarak çiftçilerin, emekçilerin alın teriyle birindikleri ya da köyün tüzel kişiliğine bağışladıkları ya da belde belediyesinin kendi imkanlarıyla yarattığı taşınmazları aldılar. Bunların tamamını Seyrek ve Emir Alem'de 4 milyar lira tutarında arazi sattılar. Bu parayla yaptık dedikleri işleri, işi bilen belediye başkanları diyor. Tahir Başkanım ne kadar tutar? 1 milyar. Ne kadar başkanım? 1 milyar. Menemen'in 4 milyarı satıldı. 3 milyarı buharlaştı. 1 milyarıyla bir şeyler yapıldı. Onunla göz boyayıp tekrar bizden bir şeyler istiyorlar. Şimdi buradan bakın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanıyım. Bu partinin kurucusu belli. Bayrağı belli. Altı oklu amblemi belli. Ay yıldızlı al bayrağı belli. Teşkilatı, örgütü belli. Ve bu partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da belli. Menemen'de Deniz Karakurt. Nokta. Kim ki? Bu lafımı söylüyorum, duymayana duyurun. Kim ki? Cumhuriyet Halk Partilidir. Kim ki cumhuriyetçidir?
Kim ki Atatürkçüdür. Kim ki bu vatanı sever. Bu partinin onların dediği gibi gayrimilli değil, gayet milli bir parti olduğunu. Bu partinin kurucusunun saati olmasaydı meydan muharebesinde şehit olacağını, bu partinin evlatlarının gözünü kırpmadan can verdiğini ama asla ve asla cumhuriyetten taviz vermediğini bilen kim ki? Eğer bu seçimde o sebeple bu sebeple gidip de Cumhur İttifakı'nın adayına, gidip de AK Parti'nin adayına o sebeple bu sebeple eli kayarsa bilsin ki Özgür Özel'i, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilsin ki Murat Karayalçın'ı, Altan Öymen'i, Hikmet Çetin'i kahreder, üzer, kaybeder. Bilsin ki Deniz Baykal'ın, bilsin ki Bülent Ecevit'in, bilsin ki İsmet İnönü'nün, bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatır. Nokta. O yüzden menemene bütün Türkiye'de yaptığım bir şeyi Menemen'de yapmayacağım. Emeklilerin zorluklarını anlatmayacağım. Bilmeyen var mı? 10 bin lirayla geçinemediklerini bu iktidar gelmeden önce 1,5 asgari ücretle bugün olsa 26 bin lira alıp şimdi 10 bin aldıklarını, o paranın o gün 8 altın, bugün 2 altın, 2,5 altın aldığını, her ay her emeklinin 5,5 altın kaybettiğini ya da tarımda verilmeyen desteklemeleri, 1 kilo buğday satıp 1 kilo mazot alanların şimdi 7 kilo buğday satıp 1 kilo mazot alamadığını, ya da kotraya ÖTV'siz verilen mazotun çiftçiye ÖTV'siz, KDV'siz verilmesi gerektiğini, desteklemeleri, çekilen çileleri, atanamayan öğretmenleri, staj mağdurlarını, çıraklık mağdurlarını, Bağkur mağdurlarını, 9000 gün mağdurlarını, bunların hepsini konuşuyorum. Her yerde konuşurum. Ama burada başka bir mesele var burada. Burada emaneti geri almak zorundayız. Burada Atatürk'ün partisine sahip çıkmak zorundayız. Burada rahmetli Kubilay'a sahip çıkmak zorundayız. Bu Menemen'de Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le İnönü'ye 2 ay yaş diyen adamın, Fesli Deli Kadir'in, Fesli Deli Kadir diyor ki günü gelince Atatürk heykelleri yerde köpek leşi gibi sürüklenecek diyen Fesli Deli Kadir'in Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, ne dirime gelsin ne ölüme gelsin diyen Fesli Deli Kadir'in dirisine kendi giden Recep Tayyip Erdoğan, hastanede ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan, ölüsüne, cenazesine 5 bakan yollayan Recep Tayyip Erdoğan, Fesli Deli Kadir'in cenazesine çiçek yollayan Tayyip Erdoğan şimdi gelmiş Menemen'e kayyum yollamış, şimdi de oy verin siz sesin diyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. O yüzden bu mesele başka bir mesele. Bu meseleyi anlamayana anlatın, kavramayana kavratın ve gidin şunu anlatın ki öyle başka milletten kalan arsaları parsel parsel satıp parasıyla ufak tefek bir şeyler yapıp sonra da gidip
başka mahallelerden başkalarını satın alıp gidip de olur olmaz yerin muhtarını, en güvendiğimiz, en sevdiğimiz insanların muhtarını, en güvendiğimiz, en sevdiğimiz insanlardan bir tanesini falan ikna edip burada biz Menemen'de Cumhuriyet'in en simge yerlerinden birinde Cumhuriyet'e pusu kurdurtmayız, çukur açtırtmayız. Hepimiz bu bilinçle davranacağız. Yarın sabah bu meydandaki herkes yataklarından belediye başkan adayı olarak kalkmaya hazır mı? Hazır mı? Bir hafta boyunca kimi riskte görüyorsanız, kimi tehlikede görüyorsanız, bu sandığa gitmeyebilir, bu bağa gidebilir, bu balığa gidebilir, bu pikniğe gidebilir dediğiniz kim varsa teker teker yoklamaya, oy vermeye gidiyor muyuz diye sormaya, şüphelendiğinizde saatleşmeye, randevuleşmeye, eski öğrencinizden, alışveriş yaptığınız esnaftan, kapı komşunuzdan, tarla komşunuzdan, her birinden teker teker söz almaya, teker teker oyları toplamaya ve bu Menemen'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu partiyi yeniden iktidar yapmaya hazır mısınız? Kim gevşiyorsa onu siz bulun. Sandığa gitmeyeceğim, nasılsa kazanamayız diyenlere sakın böyle bir algıya teslim olmasınlar. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimlerde aldığı oy zaten bize başarıyı getiriyor. Ayrıca ya bunlara karşı biz sadece sosyal demokratlar değiliz ki. İyi insanlar var. Yakasında, gönlünde, gözünde güneş açanlar var. Her zaman istedikleri kadar yöneticileriyle anlaşamayalım. Canları sağ olsun. Eski dosttan düşman olmaz. Vicdanlar sandıkta buluşacak. 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 Bu çalanı çırpanı görüp de haramdan yalandan bıkanlar, uzak duranlar var. Muhafazakar demokratlar var. Onların burada senden benden bir farkı yok. Ve biz hep beraber doğru işleri yapanların arkasında duracağız. Kadın bir avukat, yıllarca çalışmış. Sütte leke var, onda leke yok. Kusuru yok. Belki hep doğruları savunduğu için gün oldu, kimse onu anlamadı. Ama en sonunda ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu kadar zorlu bir süreçte sizin emeğinizle, sizin gayretinizle bir hafta 7 gün süreyle hep birlikte çalıştığımızda ben inanıyorum ki Menemen'de bir tarih yazacağız. Menemen'de bir başarıyı elde edeceğiz. Biz bu başarıyı elde etmezsek kalan malları da satarlar, gözümde değil. Bir sürü yolsuzluk yine yapanlar, lanet olsun. Ama burası Menemen ve burada yağmur da yağsa, dolu da yağsa, şimşek de çaksa, 23 Aralık'ta 1930'un anısına gidip de orada gözyaşı dökenlerin bu seçim akşamı gözyaşı dökmesini İstemiyorum, kabullenemiyorum. O yüzden partisini seven, ülkesini seven, cumhuriyeti seven, Atatürk'ü seven sandığa koşsun, sandığa koşsun, sandığa koşsun. Bundan başka da
Bundan başka da bir sözüm yoktur. Ne size buğday fiyatı anlatacağım, ne mazot fiyatından bahsedeceğim. Ne atanamayan öğretmen sayısı vereceğim, ne başka bir şey. Menemen'de başka bir meselemiz var. Bu meseleyi halledin, gerisini sonra konuşuruz. Menemen, işte 1 Nisan'da verilen sözler tutulsun, Menemen hak ettiğine kavuşsun diye kurduğumuz Menemen İttifakı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen Belediye Başkanı adayımız Avukat Deniz Karakurt, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Cemil Tugay ve milletvekillerimiz İl Başkanımız da söz verdik. 1 Nisan'da Menemen'e sözümüzü tutacağız. Sizlerden de Menemen'de iktidar için bir kez daha söz istiyoruz. Bir Nisan'da güzel günlerde zaferde buluşmak üzere. Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için haklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Şimdi sandıklara sahip çıkma. 1 Nisan'da Deniz Karakurt'u Menemen'de, Doktor Cemil Tugay'ı İzmir'de belediye başkanı yapma zamanı. Sağ olun, var olun. Çiçeklerle, güzel sözlerle, mücadeleyle birlikte kazanacağımız günler için Sayın Genel Başkanımız Menemen selfiesini gerçekleştiriyor. Tüm konuklarımızı, tüm Menemenleri ayaklarını kaldırmaya, bu selfieye ortak olmaya devam ediyoruz. Menemen'de tarihi bir fotoğraf, 1 Nisan'da hep beraber bu fotoğrafın daha güzelini çekeceğiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun geldiğiniz için. Sağ olun sandıklara sahip çıkacağınız için. Sağ olun.